Selam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bir sabah programı yaptım şu an. Geçen videoda bahsettiğim İspanya'ya gezi planlıyorum demiştim. İşte onun sonunda tarihi geldi. Bugün günlerden pazartesi, çarşamba akşamı uçuşum var. Ve şu anda PCR testi yaptırmaya gidiyorum. 72 saat öncesinden bu testi yaptırmanız gerekiyor en az. Aslında tek başına seyahat etmeye alıştım sayılır. Pandemi döneminde tek başına seyahat etmek çok fazla yaşayamayacağımız bir durum olduğu için bunu da kaydetmek istedim. Benimle birlikte İspanya'ya geliyorsunuz. Hoş geldiniz gezimize arkadaşlar. Teslim oldum. Her seferinde sanki acısı daha da artıyormuş gibi. Şimdi şöyleydi ilk önce. Türkiye'den Almanya'ya geleceğim zamanki testte hiçbir şey hissetmemiştim. İşte buraya geldiğimde yaptırdığım testte çok dibe sokmuştu. Ama yine de çubuğu hani böyle aşırı kalın bir çubuk değil. Şimdi yaptırdığım test o kadar kötüydü ki. Yani size anlatamam. Asla anlatamam yani. Kadın o kadar fazla ağzının içine elimle elini çıkarttım ya. O kadar fazlaydı. Kusacak tarif etmek istemiyorum ama sonra burnuma soktu, kadın kafamı tutuyor ama nasıl aşağı yani abartmasın, burnumun da bir kapasitesi var yani. Neyse, anlayacağınız böyle gözümle yaşlar göre kadın bana diyor ki iyi misin? Bildiğin hıncını çıkarttı orada sağ olsun. Kötü taraflarından bir tanesi de şu oldu. Ben sanıyordum ki ilk geldiğimdeki gibi hani karantinadan çıkmak için şinel test dediğimiz hızlı antijen testleri geçerli oluyor. Ben de sanıyorum ki hani burada da geçerli olacak herhalde. Çünkü antijen testi olduğunu bilmiyordum. Bu TMA test dedikleri testin bu olduğunu sanıyordum. Neyse, baktım değilmiş. Hüsran. Yani ücretsiz bir test olamadım. 75 euroluk test bulabilmiştim en ucuz havaalanında. O test de geçerli değilmiş maalesef ki. O yüzden 85 euroluk testi yaptırmak zorunda kaldım ve onunla çarptığımda aşırı derecede canım sıkılıyor. Yani bunu ne ben size anlatayım. Sinirlerim çok bozuk. Şu an uçuşuma yaklaşık bir gün var. Kuzenimin Türk marketinden istediği birkaç şey vardı. Onları almaya gittim bugün. Bugün son oruç günü. Gerçekten gözüm dönmüş bir şekilde Türk marketine alışveriş yaptım. İsmail'de Türk marketi yokmuş. Şaşırtıcı ama gerçek. O yüzden buradan alabildiğim kadar şey alıyorum. Valizimin çoğu zaten bunun ağırlığıyla dolacak. Üstüme kat kat giyiniyorum çünkü uçakta üşümek istemeyin. Umarım terlemem. Şimdi buradan 3.30'da Hamburg trenine bineceğim. Şu an saat 2.50. Şu anda saat 6'yı çeyrek geçiyor. Bir yandan da bir şeyler yiyeceğim. Bu bir şeyin tadına çok benziyor ama neyin tadına çok benzediğini anlamadım. Albeni bisküvisi gibi bir şey var içinde. Krema ve kuru meyveler var. Beğendim ama adı neydi? Balisto. Selamlar. Sonunda havaalanına geldim ve sonunda yolculuğumuz başlayacağı için çok heyecanlıyım. Neler oldu, neler bitti? Aklıma gelenleri anlatıyorum şu anda. Kafam biraz yorgun oldu. Yolda neler yaşadığımı da unuttum. Bremen'den Hamburg'a trene bindim. Hemen sizin ticket'ınızın geçerli olduğu, işte ücret ödemediğiniz. Hamburg'dan da Valan'a gelmek için başka bir tane trene biniyorsunuz. Onun için ekstra ücret ödeyip bilet almanız lazım. İşte şehir içi bileti alıyorsunuz. Şimdi ben gittim. Bir de Hamburg o kadar ama o kadar kalabalık. Neyse, o şokla, kalabalığın şokuyla ne olmuş gibi hissettim. Yani fobim bir anda fırtlamış gibiydi resmen. Neyse, sonra işte Merve'yi falan aradım. Dedim hiçbir şey anlamıyorum. Türkçe yazıyor ama yine de anlamıyordum yani. Bilet aldım. Kimse de kontrol etmedi aslında. Hani almasam da olurmuş ama dedim şimdi kul hakkı geçmesin yani. Sonra geldim. Burada bagajımı teslim ettim. Bagajı teslim ettiğim yerden normalde online check-in yapmıştım ama bu sefer burası gerçekten kalabalık. Yani İstanbul'dan geldiğimde incin top oynuyordu. Kimse yoktu. Bir kişi bile yoktu. Şu anda gerçekten kalabalık ve kalabalığa hiç alışkın değilim. Az önce de McDonald's'a çıktım. Hani bir şeyler alayım, çay falan içeyim mi diye düşündüm. Sonra baktım ki onunla çarptım hemen. 25 liraya falan denk gelecekti. Sonra dedim boşver. Su ve çikolatayla idare et dedim kendime. Şimdi uçağı bekliyorum.
bu şekilde. Kapıların açılmasına 3 dakika var. Birazdan içeri gireceğiz. Şimdiye kadarki kısmı bile çok heyecanlıyım. İlk defa da yurt dışına çıkmıyorum ama böyle İspanya'yı gerçekten çok merak ediyordum. Birkaç gün güney taraftayız. Diğer 4 gün kadar da Madrid'deyim.